20 ve 26 Eylül haftasındayız. Evet, Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Sevgili Aslanlar, Balık Burcu'nda Dolunay haftasındayız. Dolunay'ın etkileri de Salı sabaha karşı gerçekleşecek bu arada. 8. evinizde gerçekleşiyor. Haftaya biraz daha böyle finansal konuları gündeminize taşıyacak bazı gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ödemeler, borçlar, krediler, sigorta, vergiler ve biraz ruhsal olarak hani duygusal anlamda biraz zorlayabilir sizi açıkçası. Ve hafta boyunca da bu sıkıntılar birazcık böyle zaman zaman sizi ruhsal ve duygusal olarak hani zorlayabilir diyebilirim. Ve onun dışında bu haftanın önemli gündem maddeleri arasında sizin için özellikle yakın çevre ilişkileriniz olabilir. Artık Mars terazide ve bu hafta Güneş de terazi burcuna geçerek bu yakın çevre, kardeşleriniz, eğitim, iletişim konuları, elektronikle ilgili konular, cihazlar, araçlar gibi konular bazı testlerden geçirebilir. Çünkü unutmayın ki terazi burcundaki Merkür'ün bu alanda uzun bir süre, yani Ekim'in 15'ine kadar, 19'una kadar retro yapacağını ve dolayısıyla burada herhangi bir konu aksaklık varsa, mesela bilgisayarınızda, cep telefonunuzda, bunların önlemini özellikle 27'sine kadar, 27'sinden önce almayı bakın. Çünkü gerçekten sizi sıkıştıracak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra bu haftanın yine önemli konularından bir tanesi de Uranüs ile Venüs arasında bir karşıtlık olacak. Yine hafta ortasına itibaren ve aynı zamanda Merkür-Plüton arasında da bir zorlayıcı açı var. Bu sizin için hani Venüs'ün Uranüs'te olan karşıtlığı, evet, zorlayıcı olabilir. Hani sabit grup burçlarda olduğu için mesleki anlamda olabilir. Hayatınızla ilgili böyle toplum içindeki yeriniz, çalışmıyor bile olsanız aileyi ilgilendiren konularda, hayatınızın yönetimiyle ilgili, bundan sonraki gelecek planlarınızla ilgili durumlarda bazı zorluklar çıkartabilir. Hatta işle ilgili de bazı kopmalar da meydana getirebilir. Bağlı olduğunuz firma, yeni bir müşteri mesela gibi durumlarda, eğer derece olarak hani etki alıyorsanız, burada bazı ayrılıklar söz konusu olabilir açıkçası. Ve haftayı günlere göre böldüğümüzde ise pazartesi günü Ay Balık Burcu'nda, dediğim gibi salı günü Koç Burcu'na geçecek. Dolunay etkisi burada finansal konularınızı gündeminize getirecek. Ayın Koç Burcu'na geçmesiyle Perşembe günü öğle saatlerine kadar seyahat, gezi, eğitim, öğrenim, uzun yolculuklar, biraz daha ticari konular olabilir, hukukla ilgili, mahkemelerle ilgili konular mesela gündeminizde yer alabilir. Özellikle bu haftanın en dikkat çekici günü ise Çarşamba ve Perşembe, sevgili aslanlar, daha zorlayıcı koşullar oluşabilir. Özellikle önemli görüşme, konuşmaları mesela bu iki güne denk getirmemek daha mantıklı olabilir. Cuma gününden itibaren artık Ay Boğa Burcu'na geçmiş olacak. Cumartesi ve Pazar sabahına kadar. Tabii Ay'ın Boğa Burcu'na geçmesiyle sizin için daha belirgin bir gündem oluşabilir. Mesela ne olabilir? Özellikle Cumartesi günü gökyüzünde çok güzel destekleyici açılar var. Mesela Mars'ın Satürn'e destekleyici, birbirine güven veren ve birbirinin arkasında duran, herhangi bir sıkışmanın içinde kalanlar için mesela hem fiziksel bir destek hem maddi bir destek olabilir. Hem duygusal anlamda bizim mücadele gücümüzü de ve hani atalete düşme durumundan da bizi çıkarabilecek çok güzel bir açıdır. Ve siz buna güzel bir, siz buradan güzel bir destek alıyorsunuz diyebilirim. Özellikle ilişkiler bakımından, yakın çevre ilişkilerinizden sizin için böyle daha güzel neticeler alma, sizin için daha iyi neticeler çıkabilir. Ve hafta sonuna geldiğimizde Ay İkizler Burcu'na geçecek sevgili aslanlar. 11. eviniz. Hafta sonu biraz daha keyifli, eğlenceli arkadaşlarla olabilir. Sevdiğiniz insanlarla, sevdiğiniz aktiviteleri yapma imkanı verebilir gökyüzü. Çünkü bugün Güneş'in güzel açısı var, Mars'ın, işte düğümlere, Ay'ın, Satürn'e daha kalıcı, daha emin adımlarla ilerleyebileceğiniz görüşmeler, konuşmalar, mesela fırsatı yakalayabilirsiniz diyebilirim. Tabii bu hafta dediğim gibi Dolunay'ın etkisini duygusal anlamda ve maddi anlamda daha fazla
sonuçlanmalar olarak düşünebilirsiniz. Ama tabii hafta ortasına doğru daha belirginleşmeye başlayacaktır. Özellikle tekrar söylüyorum, Perşembe ve Çarşamba gününe biraz daha bir tık dikkat edin lütfen. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Cuma günü mesela akşam saatleri de yine bu ilişkiler bakımından zorlayıcı ya da böyle memnuniyetsiz durumlar ortaya çıkarabilir. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.